Peki, o zaman ben hiç vakit kaybetmeden ilk tabağı açıyorum. Sevgili Burcu, evet, senin tabağın sıcak ha? Evet. Sıcak geliyor. Hadi hayırlısı. Açtım. Aa, güzel duruyor. Ebatlar böyle mi arkadaşlar? Yani böyle mi olması gerekiyor? Yani siz karar verin. Peki, tabaklardan çıkacak, belli olacak diyorsunuz, evet, değil mi? Ve kıymalı. Kıymalı. Soğan var içinde. Baharatlarımız var. Fakat bu ara hakikaten bu börek tadımlık falan değil, doymalık. Doyumluk. Ablam Allah, belki bugün doyar Fatih Bey. Bu doyumluk seviyor mu börek? Çok. Benim böreklerimi çok seviyor zaten. Tülin abla ne yapacak, ben onu merak ediyorum. Üç tane şeyden tadına bakmak zorunda kalacak ya Fatih Bey. Tülin Hanım'a? Evet. Küçücük alır bakalım. Üç günlük yiyecek bugün. Burcu, kıyman biraz hafif kurumda, biraz ıslak olsaydı iyi olurdu. Sosundan da alıyorum. Tamam. Bunun içinde mayonez, yoğurt. Mayonez, yoğurt var. Ceviz. Ceviz var. Tuz var. Tuz var. Üzerine de tereyağlı, bir de yağlı. Yağlı biberli. Sos var. Biberli yağlı, evet, biberli yağlı. Kırmızı biber. Pul biber. Toz biber. Toz biber, pardon. Fatih Bey böreğimi görür görmez bayıldı. Bugün kesin 5 alacağım. Genel olarak nasıl hani tadı? Ama pişmiş. Hamuru şu anda pişmiş gözüküyor. Evet. Yani tabii diğerleri de değerlendireceğim. Ve sos güzel. Evet. Tabağın şu anda tatmin edici. Afiyet olsun. Ama öbürlerine de bakacağım tabii. Geldik Şirin'e. Şirin'e her zaman iddialıyız diyorsun. Kaldırdım. Sushi gibi duruyordu böyle ilk baktım. Olması gereken boyut benim tabağımdaki boyuttu. O boyutlara kendi kafasına boyut göre olarak, kesmiş. Bak, boyut olarak kendi kafama göre kesmedim. Verilen öyle ölçüye... kestim dedin. Hayır, verilen ölçüye öyle göre kestim hediye? Dedim. Hayır, biraz, verilen ölçüye göre biraz kestim kağıda dedim. Kağıda göre kestim. Ama ölçüler zaten ya, bakılır da. Demişti zaten şefim bize. Ama kağıt evet, verdi. Kağıt verdi. Ölçü kağıda verdi, göre kestik Fatih Bey. Ölçü oldu. Evet, ama evet, onunkisi evet, bayağı yani çok sıkışık olduğu için belki de öyle. Sıkışık mı? Duruyor. Şirin sushi gibi görüntü. Sıkı sarmış. Evet, evet çok sıkı sarmış. Evet. Aman iyi pis. Ben o kadar sıkı çünkü sarmadım. Çünkü börek bu çünkü. Üst üste katıldığı için sen bir an. Ama bu sefer de tabii ıspanağı ve kıymayı da fazla pişirmişin. Sosun güzel olmuş. Afiyet olsun. Böreğin olması gereken şekil benim tabağımdaki. Şirin, bir kez de hata yaptığını kabul et. Burcu, bu kadar korkma benim tabağımdan. Anlatırken bile evet Fatih Bey sıkışık, bayağı sıkı sarmış. Evet. Yani peki, neden korkuyorsun senin tabağından? Şirin, şimdi buna bakıyorsun, buna bakıyorsun. Bu biraz daha İri ve kalın. Bu daha küçük. Niye peki? Ölçü ise bu nasıl oluyor? İşte Fatih Bey diyorum ya, ölçü, ben ölçüye göre kestim. Arkadaş ben ölçüye, ölçüye göre kesmemiş. Kestim. Ben de ölçüye göre kestim. O zaman Burcu, ben kafamdan uydurmuyorum. Sen kendin söyledin. Ben kağıt verildi bize Fatih Bey. O kağıdın boyutuna göre kesecekti. Benim kağıdım yok mu dedi. Bulamadım bir şey dedi. Almışlar da kağıdımı. Ya, evet. Sonra bittikten kağıdım, sonra piştikten sonra kağıdımı almışlar yani. Şimdi ama gözle görülür bir şey. İyi de görüyorsunuz. Yani madem böyle bir ölçü var. Şunu söylemek istedim ben. Şunu söylemek istedim. Hani ben biraz daha bol bırakmışım hani görünsün diye. Bolluk değil. Hayır. Bak, büyüklükten bahsediyor. Bir konuşabilir miyim? Evet. O biraz daha sıkı sarmış. Sıkılıkla alakası yok. Kabul olmuş etmiyorsun. Yok. Hatanı kabul etmiyorsun. Ya hata olarak değil, tamam, yani gerçekten biraz daha bol benimkisi. Ondan dolayı şimdi iri duruyor. Şöyle göstereyim. Onunkisi de çok sıkı. Bak. Evet. Biraz gevşek sardım. Ya şimdi benim iki parmağımla onun iki parmağı ya değil. Ya sen kalın ki sardın ya o tamam, ince sardı. Öbürlerine de bakacağım aynen şimdi. Benim iki parmağım Fatih Bey, benim parmağımla onun parmakları bir değil. Parmak boyutuna göre de iki parmağı ne değil. Hayır. Ya, Fatih Bey. Şimdi parmak dansı yapacağız o zaman. Kağıt verildi. Bunu kabul etmiyor. Parmak boyutu diyor. O değil. Kağıt verildi. Göreceğiz. Biz yemeklerimizi şefin anlattığı gibi mi yapacağız yoksa Şirin'in anlattığı gibi mi? Bunun tadı, görüntüsü önemli.
Tamam şekli mı? Önemli bak, değil mi? Yani neyi yapamazsa... Zaten şekli önemli. İkimizinki de yuvarlak. Seninki de yuvarlak, benimki bir de şey yuvarlak. Bir şey söyleyeceğim. Değil ya benim. Sen neyi yapamazsan o önemsiz oluyor. Şeklini aynen yapamıyor, şekli önemli değil. Tavuğu kuru oluyor. Onun o önemli değil, sosu önemli. Sosu güzel oluyor, sen de bir şey önemli. Sen de benim tavuğum güzel olduğu zaman mutlaka ya bir şey bulmaya çalışıyorsun. Ya bir düzgün savunma yap. Ben mantıklı konuşuyorum. Bak mantıklı konuşuyorum, mantıksız konuşuyorum. Ben mi mantıksız konuşuyorum? Estağfurullah Fatih Bey. Şirin, sen kendini ne zannediyorsun? Şimdi başımıza şef mi oldun? Gelelim öbür tabaklara. Çünkü şimdi bakacaksın ölçüleri. Fatma bak, Hediye. Evet. Bakacağız, ölçüleri gösterdim size. Senin tabağınla. Kız bu pişmemiş mi? Kıymada sorun var. Bir hamur. Ispanağı ve havucu nasıl? Sosuna da bakıyorum. Evet. Güzel. Ama şu ana kadar üç tane tabaktan en iyi sosu kafamda şu ana kadar belirledim. Üç tane tabaktan bunu belirledim. Kıyma ve hamurda bir sorun var. Kıymamda bilerek biraz da şey yaptım Fatih Bey. Hani böyle ben herhalde en masumluyum. Görümceler artık ne diyecekler bilmiyorum yani. Ben de size bir kahve yapayım mı Fatih Bey? Ben hani belki işe yarar. Ay, hemen mu taklit. Hemen taklit. Beni taklit etmek istiyor. Sabahtan akşama kadar kahve içiyorlar ki ayakta durayım ben de sakinleşeyim diye. Bu arada söylüyorum size sevgili izleyiciler. Ve Fatma. Hadi bakalım. Sen baharat mı unuttun? Unuttun mu? Baharatları mı unuttun? Hepsini attığımı hatırlıyorum burada, ama... O kadar burada alamadım. Sen unuttun mu? Hepsini attığımı hatırlıyorum Fatih Bey ama... Baharatmadın mı? Unutmadım. Bak sen sana kendin tattıracağın baharatı eksik. Çünkü bariz bunda çıkınca buradaki fark ortaya çıktı. Malzeme falan unutmadım. Fatih Bey kesin bana şaka yapıyor. Yine bir beş alırım diye düşünüyorum. Yani üst üste koymuştum baharatları. Şurada bunlar dedi ama burada bayağı bariz çıktı. Bir şey, dedim ya etinde böyle bir şey var, gariplik var diye. Bir lezzet ekliği belki de. Et tadı mı geliyordu? Bir lezzet yoktu da bir aroma. Bakın etini bakın görüyor musunuz? Etini de şey yapmış zaten iri iri böyle hani dedim ya Esin'in bir baharat eksik. Bunda baharat çıktı. Ben sürekli kavurdum. Sürekli güzel baharat kavurdum da var. Senin nelerden evet baharat? Kimyon. Nane, kimyon. Karabiber, tuz. Kıymaya katılmak üzere. Evet, evet kıymaya katılmak. Maydanoz da var. Çok sevdiğe çok fazla baharat evet, olmaz. Evet, evet. Maydanoz da var. Maydanozu en son ekledim. Batman tabağına dönüyorum. Güzel pişmiş. Evet. Ve ben çevirdim şöyle pişirirken ki arkası öne eşit pişsin diye. Tereyağlı, sıvı cevizin yağlı. Cevizin daha iri olmuş. Biraz dişe gelsin dedim böyle. Daha lezzet veriyor. Evet. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sonuçta bu. Valla... Tarif çok güzel bir yemek. Sevgili izleyiciler, sevgili hanımlar, evdeki hanımlar, hatta bekar yaşayan beyler size de söylüyorum. Bunu böyle bir şey yapabilirsiniz. Davet akşamlarında da farklı olur. Bir içine farklı malzemeler de koyabilirsiniz. Evet, gayet başarılı bir tarif. İyi olur. Yapın yani. Şimdi biz en küsü şunu yapacağız şimdi. En. Ben 4 farklı tabak yedim bugün. Şu anda buradaki tabaklar birbirine benzese de dediğim gibi dün de söylemiştim farklı. Pişirme tekniğiyle veya elle ilgili bir şey var. Onu değerlendireceğim. Ama merak etmeyin. Hemen hemen aynı puanları vereceğim size. Herkes bir alacak. Kızlar bir şey söyleyeceğim. Havuç göremedim derken ne gördünüz orada? Havuçlar artık hamur gibi olmuş, yapışmışlar. Canım benim. Gözükmüyor, yufkaya sarıyorum ya. Şimdi sen de öyle görmedin mi? Sen sıkarken sanırım suyuyla birlikte havuçları da sıkmışsın. Ya canım yapamamışsınız. Ya. Bari kulp bulmayın. Şimdi bugün enteresan bir durum oldu. Biz ne söylemiştik? Dedik ki eksik tabak çıkarttığı zaman, eksik malzeme kullandığı zaman ancak o zaman bir puanı vereceğiz dedik. Ve bu yüzden bugün eksik malzeme kullanan bir yarışmacımız var. Kendisi de kabul etti bunu.
pek etmiyor gibi etti de, etti ama sonuçta. Çünkü baharatı kullanmamış, kullanmayı unutmuş. O yüzden bir eksi puanım var bugün. Bu eksi bir puanım kime gidiyor biliyor musun? Hediye, kimyon unuttu. Kimyonu unutmuş. Ben şöyle tutayım daha düzgün. Görüyor musunuz acaba efendim? Kimyonu unuttuğu için eksi bir puan aldı hediye benden. Zaten biraz da hamur kalmış zaten ben dersen. Canım sana yapmışsın diye bir şey mi söyledi? Bak yapamamışsınız. Kulp bulmayın bari. Ben yapmışsın diye bir şey mi? Güzel kızarmış arkalı önlük baharatları yerinde. Senin gibi baharatını da unutmadım yani. Kusura bakma tadına tuzuna da baktım. Ay bir baharatı yerinde. Ay. Yani cevizler. Cevizlerin iri olduğunu söyledim. Dişe geliyor daha lezzetli oluyor. Sizin gibi bebek maması gibi yapmadım. Sen bebek maması mı? Yemedim ama belli bak ilk kez benimkine dedi. Sizin tabaklarınız iri demedi. Olmuş dedi. Kızlar kötü olmuş demedi. İri olmuş. Ben de dişe geliyor daha lezzetli oluyor bizimkilere dedi. Güzel olmuş dedi. Güzel seninkine iri olmuş dedi. Hayatım sadece iriye mi takıldınız? Bugün vasatın altında bir tabak daha var. Hayret halbuki yarışmanın en başarılı isimlerden biri bu da bu da. Biraz fazla panikledi herhalde. Biraz fazla pişirmiş. Özellikle kıyması çok fedaydı. O yüzden en düşük puanlarımdan biri de ona. Yani... Şirine 2 puan geldi. Benimkine evet. Hatta... Kendi gibi iri yapmadın. Kızlar sadece şu an çamur atıyorsunuz. Başka hiçbir şey değil. Fatmacığım. Canım. Bir saniye bir dur da bir... Söyle bebeğim. Hediyeyle söyle konuşmak canım. İstiyorum. Hediyeciğim. Konuş canım. Canım sen bugün yumurtayı unutmuşsun. Baharatları yumurta unutmuşsun. Yumurta da mı sürmedi diye? Yani sürmediği belli değil mi? Görümcehan yemekten anlamıyor da sen biraz anlıyorsun diye tahmin ediyordun. Anlıyorum tabii sen de belki dedim ağzını de sürdü. Ağzını sürdü. Yumurtayı sürememişsin, sürmemişsin. Baharatları unutmuşsun. Yani kızlar ben şu an 5 kim alır bilmiyorum ama hediye normalde en düşük puanımız 2 ya. Bence sen bugün 1 alacaksın buna hazır ol. Gerçekten güzel yapmış. Elinin mahareti zaten belli zaten. Şöyle elinden belli oluyor. Başarılı. İç harcının rayyası çok güzel geliyor bana. Özellikle bu börekte çok güzel geldi. Baharatları kullanmış. Zaten hediye dedik ki eksik baharatı da o yüzden anladım. Çünkü bu baharatı kullanmış. Kim diyorum biliyor musunuz? Yüksek puanım yani bugünün yüksek puanı 5 puanım. Sen de kına yakarsın Şirincim. Ben neden kına yakayım? Ortağım değil misin? Ortağım. Niye ortağını böyle kazanmıyorsun? Hani senle ortağız ya. Kavga ediyorsun benimle. Bunu söylemeyin yani. İyi artık ki bir hata yap. Yani siz söylüyorsunuz ya biz de kabul tamam ediyoruz işte, artık. Biz ortağız ya. Tamam işte artık. Ben niye ortağımın bir almasını istedim? Bile sürekli alışınca. Alışınca olmuş artık. Aynen. Demek ki ortak telefon var rehberime yani. Bile ortağım diye kaydedeceğiz. Şaşırmam. Dur ben de değiştireyim. Şaşırmam. Seyircileri de ikna etmeye çalışıyor artık. İşbirlikçim diye kaydedersin sen. Onu da sen Burcu'yu kaydet. Biraz iri olması. Sına rağmen güzel yine yapmıştı. Özellikle en güzel sosu da Burcu yapmıştı. Bence en güzel sos ondaydı. Tuzlu yeri, her şey yerindeydi. O yüzden ona da... Fakat ben bunları söylüyorum, yarımcılar tersini yapıyor. Ama benden Burcu'ya 4 puan. Hak edene vereceksin puanı yani hak edene vereceksin. Ben de inşallah hak edene vermişimdir. Ama bu arada da açıklıyorum. Bakalım bu baharat eksikliğini veyahut da diğerlerindeki bendeki benim duyduğum eksiklikleri görümceler hissedebilecekler mi? Onlara bir bakacağım. Gidelim bakalım görümceleri teker teker çağıralım. Bugün parayı kim alacak?